geldiniz. Türkiye Değişim Hareketi kurucularından avukat Murat Hazinedar ilçe gezilerini sürdürüyor. Hadi gel, hadi. Hazinedar bu geziler kapsamında Korgan ilçesine gitti ve burada vatandaşlarla buluştu. İlk olarak esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Hazinedar, çıktıkları yolda yalnız bırakıldıklarını ancak orada yakacakları kıvılcımla Türkiye'nin gündemine oturacaklarını belirtti. Ordu'dan yakacağımız ateş bu milleti de ısıtır, Ankara'yı da ısıtır. Isınmak isteyeni ısıtır, milletin ateşine rağmen siyaset yapmak isteyeni de inşallah yakar. Biz milletin ateşiyle ısınmak isteyenlere o ateşe, millete de odun attırarak imece usulü bu işi inşallah milletin bağrından Ankara'ya taşımak istiyoruz. Nasıl bir yol haritası çizmeleri gerektiği konusunda da vatandaşlardan fikir alan Hazinedar, kendilerine destek veren tüm gönüldaşlarına ayrı ayrı teşekkür etti. Biz dedik ki diğer partiler bir sığınma limanı olamıyor. O zaman milletin değerleriyle barışık, milletimizin inançlarıyla barışık, milletimizin tam anlamıyla bağrından çıkmış, vicdanının sesi olan bir yeni siyaseti ortaya koyalım dedi. Asıl olan millettir. İnancımızın bir kıblesi var, siyasetin kıblesi de millettir. Milletimize gidelim dedi. Milletimizin rızasını almak için yola çıkanlar, milletin iradesine rağmen bir şey yapmazlar. Milletimiz dur diyorsa dururuz. Yürü diyorsa yürür, koş diyorsa inşallah koşarız. Asıl olan milletin aslanı olmaktır. Değerli hemşehrilerim, biz de bu istikameti aramak için, milletimize bir sığınma limanı yaratmak için Ordu ölçeğinde bir mücadele veriyoruz. Benim ancak haddim Ordu. İstikamet millettir. Millet hangi istikameti gösterirse bizim de istikametimiz onları gösterdiği istikamettir. Ben Türkiye'mize, ülkemize yeni bir sığınma limanı inşa etmek istiyorum. Ama bunu Türkiye'ye anlatamam ki. Bunu siz bu ateşe odun atar ve büyük bir heyecanı, benim heyecanımı kendi heyecanınız olarak görür ve bunu Ordu'dan bir ateşi büyütürsek ben inşallah 13 Haziran'dan sonra 12 Haziran'da Türkiye Ordu'yu konuşur. Ordu'dan yaptığımız ateşin büyüklüğünü konuşur. Esnaf ziyaretlerinin ardından Muhtarlar Derneği'ne geçen Hazinedar burada da bir süre sohbet etti. Ben başka bir şey konuşacağım sizinle. O heyecanı sizin heyecanınızı yapabilir, milletin heyecanı yapabilirsem sanıyorum Türkiye'ye başka bir umudu Ordu'dan yeşertebiliriz. Sayın Başbakan'ın İstanbul'dan nasıl Ankara'ya ve Türkiye'ye nasıl yeşerttiyse 13 Haziran'dan sonrasına dönük bir başka heyecanı Ordu'dan inşallah yeşertir. Ziyaretin ardından muhtarlarla birlikte yemekte bir araya gelen Hazinedar burada yaptığı konuşmasında muhtarların önemli bir görev üstlendiklerini söyledi. Biz Türkiye'ye yönelik büyük bir ateşi yapıyoruz. Bunun değişimin ateşini ve değişimin Türkiye'ye yönelik milletin değerlerini, beklentilerini, hassasiyetlerini ve en önemlisi demokrasi talebini, demokratik siyaset talebini Ankara'ya taşıyacak bir ateşi yakıyoruz. Yemeğin ardından ilçeden ayrılan Hazinedar, herkese teşekkür ederek vatandaşlarla ve muhtarlarla yaptıkları bu toplantının önemli olduğunu belirtti ve biz yol haritamızı vatandaşlarımıza göre çizeceğiz diye konuştu.